SCP-966 Nesne sınıfı Euclid SCP-966 uzun bir yüze ve iğne gibi dişleri sahip, tüysüz ve parmak ucunda yürüyen bir insana benzeyen yırtıcı yaratıklardır. Her bir elinde 20 santimetreye kadar uzayabilen 5 pençe vardır. Bu pençeler keskin olmalarına rağmen kolayca kırılabilir. Bu da pençeleri dövüşe elverişsiz kılar. SCP-966'ların boyu 1.4 metre ve 1.6 metre arası değişir ve ağırlıkları 30 kilograma ulaşabilir. SCP-966'lar içi boş kemiklere ve düşük kas yoğunluğuna sahip oldukları için fiziksel olarak zayıftır. Uyku ile dinlenmezler. Bunun yerine görüldüğü üzere rastgele aralıklarla hareket etmeyi tamamen durdurup 3 ila 5 dakika sonra normal faaliyetlerine devam ederler. SCP-966'lar sadece 700 nanometre ile 900 nanometre arasındaki dalga boylarında görülebilir. Bu durum SCP-966'ların tüm dokuları için geçerlidir. Eğer derileri, kasları veya organları 2. ila 3. dereceden yanıklara maruz kalırsa, yanan bölgeler 360 nanometre ile 900 nanometre arasındaki dalga boylarında görülebilir. SCP-966'lar insanlar da dahil olmak üzere orta ve büyük boyuttaki hayvanlarla beslenir. Tek başlarına veya çiftler halinde avlanırlar. Avlanma yöntemleri maruz kalan canlının NREM ve REM uyku evresine girebilmesini kalıcı olarak engelleyen ve önceden bilinmeyen bir dalga yaymasına dayanır. Bu dalga yayması rahmetli doktor şerefine dalgaları ismini almıştır. Canlı Mikro uyku yeteneğinde kaybeder. Dalgaları 20 metreye kadar etkilidir. Ancak yapılan testlerde bazı metallerin özellikle kurşunun dalgaları bloklayabildiği görülmüştür. SCP-966'nın kurbanlarının uyumasını sağlama girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Canlıyı farklı yollardan baygın bırakmak hala mümkün olmasına rağmen bunu yapmak canlıyı dinlendirmediği için genellikle ona zarar veriyor kurbanını uykudan mahrum bıraktıktan sonra SCP-966 avı uykusuzluk sayesinde güçsüzleşene kadar onu takip eder. Avı hareket edemeyecek hale gelince SCP-966 onu tüketmeye başlar. SCP-966 avını takip ederken çok çevik ve sessizdir. Ara sıra avını daha da stresi sokmak için avın etrafında korkutucu sesler çıkarır ve eğer kurbanı normalden daha dayanıklı ise fiziksel olarak saldırabilir. Uykusuzluğun genel belirtileri dışında SCP-966'nın bazı kurbanlarında aşırı gerçekçi halüsinasyon görme belirtileri ve dış etkenler olmaksızın anlık öfke nöbetleri gözlemlenmiştir. Şu anda bu davranışların dalgalarına uzun süreli maruz kalmaktan kaynaklandığı düşünülmektedir. SCP-966'nın avını niçin bu dalgalara maruz bıraktığı ise bilinmemektedir. Bir hipoteze göre SCP-966 bu davranışı avın fiziksel ve zihinsel sağlığına daha çok zarar verdiği ve onu daha hızlı bir şekilde güçsüzleştirdiği için sadece açlıkta ölmek üzere olduğunda yapar. SCP-966'ların vahşi örnekleri dünyanın her yerinde görülür. Keşfedildikleri 1900 tarihinden beri SCP kurumu sayılarını ciddi şekilde azaltmayı başarmış olsa da başta ve olmak üzere çoğu ülkede hala çok miktarda bulunurlar. Özel saklama prosedürleri Çevik Görev Kuvveti IOTA-1 rüya avcıları ve Çevik Görev Kuvveti IOTA-2 hava izcileri SCP-966'ların vahşi örneklerini bulup etkisiz hale getirebilmek için uykusuzluğa bağlı ani ve şiddetli insan ölümü haberlerini düzenli olarak takip etmelidir. Kurum tarafından ele geçirilmiş olan 4 SCP-966 örneği site de bulunan 10x10 metre boyutlarında kurşun kaplanmış çelik odalarda tutulmalıdır. Odaların içine kızılötesi filtreli iki güvenlik kamerası ve kızılötesi ışınlara duyarlı film yerleştirilmelidir. SCP-966 örneklerine her ay 20'şer kilo et verilmelidir. SCP-966-2'nin doğum yapması durumunda doğan örnek olgunlaşmadan incelenip imha edilmelidir. Evet arkadaşlar bu da hayal meyal hatırladığım SCP'lerden bir tanesi. Aslında birçok ilginç SCP daha var ancak çeviriler kötü olduğu için okumuyorum. Birçok cümle bozukluğu görüyorum. Birçok Kelimelerin yanlış çevirisini görüyorum. En azından hiçbir şey olmasa bile bir iki kişiye okutun. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten düzgün iş yapmaya çalışıyor. Ancak diğer bir sürü çevirinin altında kaybolup gidiyorlar. Bunlara dikkat edersek sevinirim. Şu an uzun metraj film çekimi olduğu için SCP sayısını arttıramadım ama en azından yine haftada bir cumaları SCP ile devam edeceğiz.